Arkadaşlar tekrar merhaba. Yeni çizimlerle ve yeni komutlarla devam etmeye çalışıyoruz. Şimdiki uygulamamızda üst menüden Insert menüsüne geliyorum. Ve buradan PDF Underlay menüsüne geliyorum. Yani sayfama bir PDF sayfası almaya çalışacağım. Bunun için arka ekranınızın beyaz olmasında fayda var. Buradan masa üstünde daha önceden oluşturduğum AutoCAD Son isimli bir PDF'im mevcut. Birkaç sayfadan meydana gelen bir PDF olduğundan dolayı hangi sayfayı almak istiyorsam o sayfayı buradan seçiyorum ve OK diyorum. Sayfa formatları farklı olabiliyor. Dolayısıyla şurada bir yerde referans alıp daha sonra 25.4 katsayısını yazıyorum. Şimdi buradaki çizimleri oluşturmaya çalışacağım. Bu bir torna parçası. Torna parçasını oluştururken eksen çizgisi komutuna giriyorum ve line komutuyla 100 milimetre uzunluğunda bir çizgi çiziyorum. Torna parçaları çizilirken önce eksenden başlanır. Şablonları sürekli güncellemek gerekiyor. Bunu daha önceki derslerimde söylemiş olmam lazım. Bakın en basit örneklerinden bir tanesi eksen çizgim yine kötü. Buradaki faktör değerlerini düşürüyorum. Şimdi kalın çizgiye geldim. Torna parçaları yarım eksen olarak pahlar kırılmamış ve radyüsler oluşturulmamış bir şekilde çizilir. Bunun için sol tarafı kendime baz alıyorum. Çap 30, parçanın yarısını çizeceğimden dolayı 15. Sağ tarafa 30 gidiyorum. Biraz önce 30 milimetrelik çaptaydım. Şimdi 50 milimetrelik çapa çıkacağım. Aradaki fark 20. 2'ye böldüğümüzde 10 milimetre. Sağ tarafa 15 gidiyorum. 50 milimetreden 40 milimetrelik çapa ineceğim. Aradaki fark 10. 2'ye böldüğümüzde 5. Ve sağ tarafa 55 gidiyorum. Ve şu noktaya getiriyorum. Şimdi ben bir sağlama yapayım. Ya buradaki eksen çizgimi yanlış çizdim. Evet, 70 çizmişim. İşte faydalarından bir tanesi bu. Yanlış çizdiğiniz çizimleri burada görebilme şansına sahip olursunuz. 2x45, 2x45 pahlarım var. Bunları oluşturacağım. Pah kırabilmek için Flit komutunun yanındaki Flow'yu tıklayarak Chamfer komutuna geliyorum. Distans seçeneğini kullandığımda sayısal değer gireceğim demektir. 2. Diğer değer de 2. Yani her iki tarafta 2. Şimdi Enter'a basıp diğer tarafı da kırabilirim. Ama size seçeneği göstermek için ikinci seçenekle, Angle seçeneğiyle yani açı seçeneğiyle devam etmek istiyorum. Önce 2 yazıyorum. Sonra 45 yazıyorum. Birinci kenar, İkinci kenar. Buranın da pahını kırdım. Trim komutunun altındaki extend, uzat, yaslamak anlamına gelen komutumuz. Extend komutuyla yaslanacak çizgiyi seçtim. Kime yaslanacak onu seçtim. Sağ tuş yapıp yaslanacak çizginin ucunu seçtim. Aynı duvara yaslanacak diğer bir çizgi olduğunda bunu aynı şekilde seçebiliriz. Ve şuraları da birleştiriyorum. Şimdi resmin diğer tarafını ayna görüntüsü yapmaya çalışacağım. Ayna görüntüsü komutu mirror arkadaşlar. Mirror komutuyla şu şekilde seçimi gerçekleştirdim. Sağ tuş, aynalama ekseninin başlangıcı, aynalama ekseninin bitişi. Gördüğünüz gibi birinci şekli bitirdim. Şimdi bu şekli sayfamızda uygun bir yere almaya çalışalım. Move komutuna, yani taşıma komutuna geliyorum. Seçip sağ tuş, buradan taşıyacağım diyorum. Serbest bir taşımak için ortoyu kapatıyorum.
ve getirip buraya bir yere yerleştiriyorum. Buradaki ortonun üzerinde özellikle duruyorum şu an. Klavyeciyseniz F8 ile de açıp kapatabilir. Bunu da command satırının üzerinden görebilirsiniz arkadaşlar. Benzeri bir uygulama. Yine eksen çizgisi. Line komutu ile 118 mm uzunluğunda bir çizgi ve kalın çizgi katmanı. 20 yukarı, 30 sağ. 40 mm'lik çaptan 36 mm'lik çapa ineceğim. Aradaki fark 2. Kadememiz 8. 36'dan 50'ye çıkacağım. Aradaki fark 14. 2'ye böldük 7. Sağ tarafa 20. 50 mm'den 30'a ineceğim. Aradaki fark 20. 2'ye böldüm 10. 60 mm gidip uçla birleştiriyorum. 1x45 pahlarımız var. Bir de ortada 20 mm'lik deliğimiz var gördüğünüz gibi. Onu da şöyle yapalım. Offset 10. Bu çizgiyi öteleyelim ama böyle kalmasın arkadaşlar. Çizgilerin konuşma gücü vardır diyoruz. Bunu seçiyoruz ve kesik çizgi olarak seçiyoruz. CHA Chamfer. Biraz önce kullandığımız komutun kısa yolu. Distance 1. Bir kez daha 1. Buna ait bir özellik. Daha sonra tekrar göstereceğim. Şimdi extend komutunu kullanmadan bunları yaslasaydık olur muydu? Tabii ki olurdu. Bazen sakıncaları olsa da böyle basit torna parçalarında bir zararı yoktur arkadaşlar. Aynalama. Seçtim. Sağ tuş. Eksen. Burası olur mu? Olur. Burası yine olur. Burası da olur. Hatta burası bile olur. Yeter ki doğrusal bir yer seçin. Taşıma komutu. Seçtim. Sağ tuş bu merkezden. Ortomu kapattım. Ve buraya şeklimi yerleştirdim. Evet, son olarak bu. Circle'la tam orta noktadayım. Yarıçap, pardon, yarıçap 15, aynı merkezden yarıçap 25. Bakın buradan sağa doğru git. Ne kadar? 30, yarıçap 8 ve yarıçap 15. Nasıldı teğet çizmek? Line, kontrol, sağ tuş, tanjant, tekrar kontrol, sağ tuş, tanjant. Şimdi buradaki aynalamaya dikkat edin arkadaşlar. AutoCAD'de diğer komutlardan, diğer programlardan farklı olarak aynalama ekseni olmadan aynalama yapabiliriz. Aynalama. Bu çizgiyi Enter. Bu eksene göre ortamımızı basalım. Onaylıyorum. Aynalama. Şöyle yeşil seçelim. Enter. Bu eksene göre karşı taraf aynala. Trim. Kırptım. Fazlalıklarını siliyorum. Ve eksen çizgisiyle çizimi tamamlıyorum. Bunu da yerine alalım. Bu da buralarda bir yerde olsun. Şimdi şuradaki PDF'i kaldırıyorum. Çünkü siz olun. Ölçülendirme yaparken size verilmiş olan yanlış bir resim üzerindeki ölçülendirme ile siz de ölçülendirme yapmayın arkadaşlar.
mesleğimiz gereği birkaç tane öneride de bulunmaya çalışacağım. Ayar yapmadan, henüz detaylarına girmeden basit birkaç ölçülendirme yapmaya çalışacağım. Dimension. Şuradaki kenardan tutuyorum. Bu kenardan tutmuyoruz arkadaşlar. Bakın. Şuradan uçtan. Buradan tutmuyoruz. Buradan tutuyoruz. Şurayı referans alıp, şu noktayı referans alıp yukarıya doğru sekiz yazdığınızda 8. milimetreye yerleştirecektir. Birinci ölçülendirmeyi yaptıktan sonra Continue Dimension ikonuna tıkladığımızda, şuradaki ikona tıkladığımızda arkadaşlar, size sadece yeni kenarları seçmek kalacak. Siz olun, tam ölçüyü mutlaka verin. Buradaki basit bir parça olsa da ölçülendirme kuralları bize der ki resmi yapacak kişiye hesap yaptırmayın. Arkadaşlar şimdi şöyle yapacağım. Bu resmi ben kaydedeceğim. Video boyutlarımız hem uzun olmasın diye hem de şu an bilgisayarımda ufak bir donma yaşıyorum. Ölçülendirmeyi bir sonraki videoda anlatacağım.